Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolar TL kuru analizini yapacağız. Aslında doların biraz daha geleceği ile ilgili ne noktalara gelebileceği ile ilgili konuşacağız. Bunu konuşurken inceleyeceğimiz şeyleri sizlere sıralayayım. Öncelikle dünya piyasalarına bakacağız. Yani aslında 22 Mart'ta bizim gördüğümüz 22-23 Mart yükselişinde Dolar TL karşısında mı değer kazanmış? Dolar dünya karşısında mı değer kazanmış? Dünyadaki diğer para birimleri karşısında da değer kazanmış mı? Bunu inceleyeceğiz ve ardından TL'nin değer kaybetme durumunu inceleyeceğiz. Yani dünya piyasalarında bakacağız. Dolara bakalım. Diğer para birimleri karşısında da dolar değer kazanmış mı? Yoksa sadece Türkiye'deki TL'nin düşüşü, değer kaybetmesiyle mi ilgili? Bunu inceleyeceğiz. Bu çok önemli bir nokta. Yani sorun bizde mi yoksa Amerika'da olan bir olaydan dolayı mı dolar yukarı çıktı? Bunu göreceğiz. El koyma, paralara el koyma olaylarıyla ilgili konuşacağız biraz. Bankamızdaki paralara el konulur mu? Bunlarla ilgili birkaç kelime edeceğiz. Reel faizin düşük olduğunu, enflasyon yüksek olduğundan dolayı reel faizin düşük olduğunu ve bizler buna karşı nasıl bir strateji uygulamalıyız? Vahdüh etmenin yanında, kötülemenin yanında evet kötü giden şeylerin analizlerini, yorumlarını yine yapıp tepkimizi koyabiliriz ama bunun karşısında ne yapabiliriz? Bunu inceleyeceğiz. Nasıl bir strateji alırsak daha fazla ee, kazanç elde edebiliriz veya daha az zarar edebiliriz bunu konuşacağız. Vaka sayılarını konuşacağız. Korkunç vaka sayısı ilerlemesi oldu. Bu vaka sayısının aslında gelip en sonunda döviz rezervindeki azlığa kadar iniyor. Çünkü turizm etkilendiği için bunlara biraz konuşacağız. Güvensizlik ve risk ortamını konuşacağız. Ve doların gelişmekte olan diğer ülkelerle arasındaki bağlantıyı inceleyeceğiz. En son teknik ve biraz da indikatörlerle analizini yapıp videomuzu sonlandıracağız. Şimdi öncelikle dünya piyasalarına bir bakalım. Dolar TL kurunda bakalım şimdi 22 Mart tarihinde 22-23 Mart civarında dolarda ortalama %15'lik bir yükseliş oldu dolar tl kurunda. Peki bu sadece dolar tl'de mi oldu? Dolar euroya baktığımızda olay değişiyor mu? 23 Mart'ı yine baz aldığımız zaman ortalama %2.5'da dolar euro arasında bir değişim olmuş. Peki dolar Japon yenine baktığımız zaman olaylarda değişiyor mu? Japon yenine de baktığımız zaman bu sefer %2.5'da Japon yeninde görüyoruz. Peki sterline bakalım. Sterline baktığımızda %1.5'da doların sterlin karşısında değer kazandığını görüyoruz. Yani evet, tabii ki yüzde bizim gördüğümüz gibi dolar TL'de olduğu gibi yüzde %15'ler söz konusu değil. Fakat dolar 23 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 22 Mart bu süreçte bütün para birimleri karşısında değer kazanmış. Evet TL ciddi bir değer kaybediyor. Fakat bunun en azından yarısı veya üçte birinde doların değer kazanması olarak sayabiliriz. Doların değer kazanmasının haricinde TCBM Başkanı'nın görevden alınması, risklerin artması ve ekonominin kötüye gitmesi bu yüzde belki 5 çıkışı. Yüzde 5 çıkış yaşasaydı dolar o zamanlar 7 lira 20 kuruş seviyelerinden belki 7 lira 50 kuruş seviyelerine gelecekti. Ve böyle büyük bir sorun olmayacaktı doların değer kazanmasıyla. Fakat TCBM Başkanı olayları risklerin artması ve kötü yönetimle birlikte dolar tam 8.48, 845 seviyelerine kadar çıktı. Ama şunu biliyoruz artık dolar tüm para birimleri üzerine değer kazanmış 22-23 Mart'tan sonra el koyma olaylarına geleceksek tabii ki kesin hiçbir şey diyemeyiz. Burada verdiğimiz hiçbir bilgi de o uyarıyı da yapayım. SPK uyarınca yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. El koyma olayının ben olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki ülkede hiçbir şey kesin denemez. Ne olacağı belli olmaz. Olabilir ama ben olabileceğine ihtimal vermiyorum. Neden? Çünkü bankadaki paralara el koyma sonucunda dövizin azalması ve kurların dengelenmesini göstereceği katkı %10'sa bu olayın gerçekleşmesi sonucunda risklerin artması, panik oluşmasıyla verilecek zarar %20 olacak. için böyle bir şeyle ben girileceğini düşünmüyorum şu anda. Çünkü biliyorsunuz ki döviz ve dolar sadece ekonomi genel olarak ekonomi bilimiyle değil aynı zamanda politika ve siyasetle de yönetiliyor. O yüzden ben böyle bir şey yapacaklarını çünkü bu bir hata olur. Böyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. Peki reel faiz şu anda düşük. Biz ne yapacağız? Şimdi şöyle bir şey var. Faiz hassasiyetinizi bilmemekle beraber konuşuyorum. Eğer faiz hassasiyetiniz yoksa şu an %19.5'a kadar hatta %20 sanırım faiz veren hoş geldin faiz adı altında faiz veren kurumlar var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Hele, özellikle de ilk açılışınıza hoş geldin faiz ile yüksek faizler veriyorlar. Kafam rahat olsun ve uğraşmayayım diyorsanız paranızın mutlaka bir miktarını burada değerlendirebilirsiniz mevduatta. Sepet mantı videomuzu yukarıya koyayım. Sepet mantı videosunu izlemeniz gerekiyor. Yani yatırım yapıp parayla para kazanmamız için doğru yatırımcı olmamız için mutlaka sepet yapmamız lazım. Çünkü sepetimizde verdiğimiz oranlarda elimizde %20 hatta %30 altın ve dolar vardı. Bakın %30'umuz bizim buradaydı ve %15, %17 bir gecede para kazanmış, iki gecede para kazanmış oluyorduk. Ya da bir hafta içerisinde 15 para kazanmış oluyorduk. Hem de ana paramızın %30'uyla sepet mantığı yaptığımız için burada çıkacaktık. Düşen paramızda da tekrar borsaya ve mevduatlara geçiş sağlayacaktık. Onun hepsini sepet mantığı videosunda anlattım. Bunu yukarıya bırakıyorum ülkenin ekonomik şartlarının kötü olması, riskin çok yüksek, güvenin az olması ve ani kur dengesizliklerinin olması, reel faizin düşük olmasının sonucunda biz ne yapacağız? Biz nasıl para kazanacağız ve doğru yatırım yapacağız? Öncelikle çok iyi bir eğitim almamız lazım. Kanalımıza bu eğitimleri veriyoruz. Beğenirseniz bize abone olup destek olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Aynı zamanda yukarıdaki sepet mantığı videosunda uygularsanız ciddi şekilde kazanç elde edebilirsiniz ve çok düşük risklerle bu kazançları elde etmiş olursunuz. Neyse dolar kuruna geri geçiş yapıyorum. Vaka sayılarının korkunç seviyede artması 45 bin vakalar seviyesine gelmesi oldukça riskli oluyor. Güveni düşürüyor. Güven sadece TCBM başkanının görevden alınmasıyla değil vaka sayılarını dengeleyemeyen bir e, ülkenin de risk oranı düşmüş oluyor, e, yükselmiş oluyor. Çünkü vaka sayılarıyla başa çıkılmıyor. İyi bir yönetim, iyi bir strateji uygulanmıyor diye gözüküyor dışarıdan. Bu da güveni azaltıyor. Aynı zamanda bir başka sıkıntısı da eğer ki vaka sayıları oldukça azalsaydı veya bitmeye yaklaşsaydı normalleşme sürecine çok hızlı adımlarla ilerleseydik. Bu belki iki hafta Hatta 3 hafta kesin şekilde kapatılıp ne olursa olsun artık son gücümüze kadar bunu kullanıp 3 hafta sonra tamamen normalleşme olabilir. Nasıl çözüm bulunabilirse. Vaka sayıları düşürülse, bütün işletmeler açılsa bir kere biraz kur dengesizliği, bu aradaki kur farkları, ani vurkaç farkları düzelmeye başlayacak. Çünkü e, özellikle esnafın, halkın eli rahatlayacak. Küçük yatırımcı rahatlamış olacak, işine gücüne kavuşmuş, işletmelerine kavuşmuş olacak. Burada kur dengesizliği bir miktar azalırken aynı zamanda turizme, yaz turizmi en büyük... E, döviz kaynaklarımızdan biri olan yaz turizmine kesin gözüyle bakılacak ve bu gelecek fiyatlandığı için dövizde de e, yazın olacak yazın girecek döviz e, rezervinin döviz birikimini yorumlayacağı için piyasa dolarda aşağı yönlü bir hareket olacak yani yazın ülkeye döviz gireceğini ve döviz girdiği için dövizin düşeceğini bildiği için şu andan bile onu fiyatlamaya başlayacak aslında e, fakat vaka sayıları bu oranda gittiği zaman yazın. Acaba kısıtlamalar kalkar mı sorusu bile aklımızda yazın acaba döviz çekebilir miyiz turist çekebilir miyiz sorusu hala şu anda aklımızda ve ile iyi mücadele etmek aslında ekonomik açıdan da ne kadar önemli burada görebiliyoruz. Dövizin riskli olduğunu ve yüksek olduğunu zaten söyledim açıkladım yani risk ve güvensizlikle ilgili konuşacaktık evet risk ve güvensizlik bu noktalarda belli oluyor yani merkez bankası başkanının görevden alınması bize bir risk oluşturduğu kadar koronayla mücadele edemeyişimiz de aynı oranda risk oluşturuyor. Hangi gün ne olacağı belli olmadığı için çünkü yorumlar, analizler ve istatistikler geçmişe dayanıp geleceği yorumlayarak bir stabilizasyon üzerinde indilerler. Fakat ne olacağı herhangi bir belli olmayan piyasalarda analizler de çok zordur. Geleceği görüşler de zordur. Bu yüzden tırımla ilgili e, görüşlerini belli etmek de oldukça zor oluyor. Bu yüzden güvensizlik sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Doğru bir para politikası, doğru bir para stratejisi izlememiz gerekiyor. Bir de şunu kontrol edelim evet bu kadar olumsuz şeyin olmasına rağmen tek olumsuzluğun bizde olup olmadığını kontrol edelim. Gelişmekte olan ülkelerle yine bir doların e, kurunu inceleyelim bakalım ne olacak. Eğer isterseniz bundan sonra yatırımlarımızı yurt dışına yapabilmemiz için gerekli videolar da çekeceğim. Hani yurt dışına nasıl yatırım yapılır ve artık yurt dışı piyasalarında inceleme videolarını çekebilirim isterseniz. Dolarla e, Kanada doları arasında bakalım. Yine 23 Mart'ı alacağız kendimizi. 23 Mart'ta Kanada dolarıyla ile arasında %1 bir değişim var. Dolar yine burada %1 değer kazanmış. Arjantin pezosuyla dolara bakalım şimdi Arjantin pezosu zaten sürekli değer kaybediyor gördüğümüz gibi ama biz yine 23 Mart 24 Mart'a bakarsak e, Buradaki yükselişi Bir bakalım %0.90 %1'lik de burada bir e, gerileme var Burada Endonezya rupisi ile Baktığımız zaman değer kaybını aynı şekilde 23'üne 22'sini aldığımız zaman e, Yukarı yönlü bir buçukta Burada bir doların değer kazandığını görüyoruz yani genel olarak Tabii ki bizim kadar korkunç bir değer kaybı yaşayan para birimi şu an için yok. Fakat dolar aslında piyasalar üzerinde değer kazanmaya başlamış 23-22 Mart civarında. Fakat bu değer kazanımı bizde çok daha tabii yanlış algılanıyor. Ve bu güvensizlik ortamı da olduğu için dolar patlayacak mı korkusuyla hem yurt dışına kaçışlar başlıyor hem... hem de dolar kuru yukarı yönlü hareket etmeye devam etmiş. Genel olarak tüm ülkeler üzerinde, tüm para birimleri üzerinde dolar değer kazanırken Türkiye'de daha ciddi bir Biraz indikatörlerle ve teknik analizlerle bakalım. Döviz kurlarında genelde arası iyi şekilde takip edilebilir. Şu anda 65-70 liralar seviyesinde, 65-70 seviyesinde doların e, en fazla gördüğü de 80 seviyesinde arasayı. Bu seviyelerde biraz oyalanıp yatay hareket edecektir. Yatay hareketten sonra belki bir düşüş yaşayabilir bu noktada. Ama orta uzun vadede tabii ki yukarı yönlü hareket edeceği bize gösteriliyor. Kanal hareketine bakmak için bir Bollinger bandını atmak istiyorum. Bollinger bandın iyi destek seviyesini 7.75 olarak 7.78 hatta 8 lira olarak verdiğini burada söyleyebilirim. Onun haricinde baktığımız momentum indikatörü. Momentum burada yukarı yönlü hareket etmiş ama şimdi ADX yani momentum biraz daha yataya bağlamış. Söylediğim gibi bir süre yatay seyirde ilerleyeceğini düşünüyorum. Son yorumumu da şu şekilde yapabilirim. Ben Temmuz aylarında yani yaz aylarına doğru 15-16 liralar sene sonunda 20-25 liralar seviyesinde olacağı devatürlerine inanmıyorum ve böyle olacağını düşünmüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.